Sevgili öğrenciler merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bu dersimizde kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapacağız. Kaynak olarak matematik çalışma kitabını kullanacağız. Eğer kanalımıza abone değilseniz videonun başında ya da video bittikten sonra kanalımıza abone olabilirsiniz. Videoları beğenerek, paylaşarak ve yorum yazarak daha çok kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Paydaları eşit kesirlerle toplama işlemi yaparken payda aynen yazılır, paylar ise toplanır. Evet, ekranda bir örnek soru görüyoruz şimdi. Örnek sorumuza baktığımızda gördüğünüz gibi bir pizzamız var. Pizzamızın burada 3'te 1'lik dilimi var. Burada ise 3'te 2'lik dilimi var. Şimdi hafta sonu kardeşi Damla ile pizzacıya giden Emre bir bütün pizza sipariş etmiştir. Damla pizzanın 3'te 1 kadarını Emre ise pizzanın 3'te 2'si kadarını yemiştir. İki kardeşin pizzanın ne kadarını yediğini birlikte inceleyelim. Damla'nın yediği parça 3'te 1, Emre'nin yediği parça ise 3'te 2. Şimdi bunu nasıl bulabiliriz? 3'te 1 ile 3'te 2'yi biz bir araya getirirsek 3'te 3'e ulaşırız. Yani toplarsak e, ne kadar pizza yediklerini bulabiliriz. Yani bir bütün pizza yemiştir Emre ve Damla. Bir araya getirme demek ne demektir? Toplama demektir. Gördüğünüz gibi payda aynen yazılmış bu tarafa. Pay ise toplanmış 1 ve 2'yi topladığımızda 3 olarak bu tarafa yazmışız. Dedektif ayrının aşağıdaki işlemleri yapması için boya kalemlerine ihtiyacı var. Ona yardım etmek için aşağıdaki işlemleri modelleri boyayarak yapınız. Modelleri boyayacağız. Şimdi bakalım birinci işlemimize, birinci modelimize. Birinci modelimizde bir bütün kaç eş parça ayrılmış? 2, 4, 6, 8 eş parçaya ayrılmış. Ve iki tanesi boyanmış. Yani biz bunu nasıl ifade edebiliriz? Şöyle 8'de 2 olarak ifade edebiliriz. Sonraki modelimize baktığımızda yine 8 eş parça ayrılmış. 3 tanesi boyanmış. O zaman bunu da 8'de 3 olarak ifade edeceğiz. 8'de 2 ve 8'de 3 bir araya gelirse ne olur? Payda aynen kalacaktı. Şöyle yazalım isterseniz bu tarafa paydayı. Pay ise toplanacaktı. 2 ile 3 topladığımızda 5 eder. Yani bu bütünün biz ne kadarını boyayacağız? 5 parçasını boyayacağız. Gördüğünüz gibi buradaki boyalı kısımları sayacak olursak 2 burada var, 3 de burada var. 5 yapar. Yani o zaman biz hemen 5 parçasını boyayalım. Neresini boyayacağız? İstediğiniz 5 parçasını boyayabilirsiniz. Biz sıradan gidelim. Şöyle 2, 4, tane de şuradan boyarsak 5 parçasını boyamış oluruz. Şöyle boyayalım isterseniz burayı. Evet, siz bunu boya kalemlerinizle daha güzel bir şekilde boyayabilirsiniz sevgili çocuklar. Sonraki işlemimize bakalım. Sonraki işlemimizde bir bütün kaç eş parçaya ayrılmış bakalım hemen. Bir bütünümüz 1, 2, 3, 4, 5, 6 eş parçaya ayrılmış. Ve bu 6 eş parçadan 6 burada var. 7, 8 tanesi boyanmış birinci modelimizde. Hemen ne yapacağız burada? 6 eş parçaya ayrılıp 8 tanesi boyanıyorsa bu ne demektir? 6 da 8 demektir. Payda neyi ifade ediyordu? Bir bütünün kaç eş parçaya ayrıldığını ifade ediyordu. Pay ise onlardan kaçının boyandığını ifade ediyordu sevgili çocuklar. Sonrakine bakalım. Sonraki de yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 eş parçaya ayrılmış. Ve bunlardan kaçı boyanmış? 5'i boyanmış. O zaman ne diyeceğiz buna? 6'da 5 diyeceğiz. Şimdi bunları topladığımızda payda aynen kalacaktı. Toplam işlemi yaparken kesirlerde de paydayı 6 olarak yazıyoruz. Pay ise 8, 5 daha 13 yapar. 13 olarak ifade edilir toplamı. Şimdi Boya olarak nasıl göstereceğiz peki boyamayla nasıl göstereceğiz bunu ben burada fosforlu kalemle bunu boyamak istiyorum daha kolay olacak. 13 parçasını boyayacağız burada şimdi burada kaç parça var 1 2 3 4 5 6 parça var 6 da burada var burası kaç yaptı şimdi 12 yaptı. Buradan da bir tane boyarsak 13. de buradan şöyle boyamış oluruz şöyle boyayalım burayı. Rengimiz farklı oldu olsun önemli değil önemli olan nereyi boyayacağınızı bilmeniz bir tane de buradan boyadığımızda. 13 parçasını boyamış oluyoruz ve model üzerinde göstermiş oluyoruz sevgili çocuklar. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz. İşlemlerimize bakalım şimdi. Sonuçlarını tek tek bulalım. İşlemlerimizde birinci işlemimize baktığımızda ne vardır? Bir toplama işlemi vardır. Birinci grubumuz komple aşağıya doğru toplamadır. İkinci grubumuz ise çıkarmadır. Toplama ve çıkarma yaparken dikkat etmemiz gereken nedir? Payda aynen kalacak. Pay ve pay üzerinde toplama ve çıkarma işlemi yapacağız. Şimdi burada 8'de 6 ile 8'de biri toplamak demek ne demektir? Sakın ola ki paydaları toplamayın. Payda aynen kalacak. 8'i buraya yazacağız. altı bir daha yedi yapar. Bildiğimiz toplama işlemini yapıyoruz ve onu paya yazıyoruz. Şimdi sonrakine bakalım. Sonrakinde farklı bir durum var burada şimdi. Paydamız kaçtır? 10'dur. Ama burada bir de tam sayı var gördüğünüz gibi. Şimdi burada tam sayı var mı? Yok. sıfır olarak kabul edebilirsiniz onu. O zaman hani e, bir toplama işlemi yaparken basamakları hatırlayın. Burada hani birler basamağı olarak düşünürsek burada birler basamağında herhangi bir sayı olmadığı için burayı ne yapmam lazım? Benim 3'ü direkt buraya yazmam lazım. Daha sonra 3 tam payları toplamam lazım. 4 bir daha 5 yapar. 3 tam onda 5 şeklinde de bunu okuruz. Alttaki kesrimize bakalım. Alttaki kesrimizde yine pay aynı payda aynen yazılacak. Pardon 4. Pay ise 2 4 daha 6 yapar. 4'te 6 olarak bu ifade edilir. Sonrakine bakalım. E, sonraki kesirimizi yazarken kesir çizgimizi çizdik ve paydayı 2 olarak yazdık. 3 1 daha 4 yapar. Bu da 2'de 4 yapar sevgili çocuklar. Evet sonrakilere bakalım. Sonrakilerde ne var? Çıkarma işlemi var burada. Çıkarma işlemi yaparken de yine aynı yöntemi uyguluyoruz. Önce ne yapıyoruz? Paydayı aynen alta yazıyoruz 5 olarak. Payı ise çıkarma işlemi yapıyoruz. 3'ten 2 çıktı 1. Yukarıya 1 yazdık. Sonrakine bakalım. Sonrakinde kesir çizgisini çiziyoruz. Paydamız 15 yazıyoruz. Pay ise 8'den 2 çıktı. 6 onu da oraya yazdık. Sonraki işlemimizde payda yine aynen yazılır. 7 pay ise 3'ten 1 çıktı. 2 olarak yazılır. En sonuncu işlemimizde yine kafanızı karıştıracak bir şey varmış gibi görünüyor. Ama aslında kafa karışacak hiçbir şey yok. Paydalarımız kaç? 6. Paydamızı yazıyoruz 6 olarak. Burada tam sayı kısmı var. Şimdi tam sayı ne yapacağız? Bildiğimiz çıkarmış işlemi yapacağız tam sayılar arasında da. 4'ten 2'yi çıkaracağız. 4'ten 2 çıktı kaç kalır? 2. O zaman 2'yi buraya yazdık. Ve paydalar e, paylar arasında da çıkarmış işlemi yapacağız. 5'ten 2 çıktı 3. Onu da buraya yazdık. 2 tam 6'da 3 şeklinde de okuyacağız. Boş bırakılan kutucuklara yazılması gereken sayıları bulup yazınız. Şimdi nasıl bulacağız bunu? Kolay. Şimdi ne verilmemişti bize? Ona bakacağız önce. Burada işlem sonucundaki pay verilmemiş Şimdi Paydamız aynı olması gerekiyor zaten ve gördüğünüz gibi 9 aynı paydamız Pay ise ne yapacağız 8'den 5'i çıkaracağız çünkü burada bir çıkarma işlemi var gördüğünüz gibi 8'den 5 çıktı 3 kalır o zaman ne yapacağız buraya 3'ü yazdık bitti bu kadar Alttakine bakalım Alttaki işlemimizde burada çıkarma işlemi var Ve kesirlerden biri verilmemiş Sonucumuz kaç 17'de 5 Şimdi paydalar aynı olacak o zaman Hayda aynı olacağına göre ben buraya 17'yi direkt yazabilirim. Üst tarafa ne yazacağım peki? 13'ten kaçı çıkarırsam 5 kalır? Onu düşüneceğim. Burada verilmeyen çıkanmış gibi düşünebilirsiniz bunu. Verilmeyen çıkanı nasıl buluyordunuz? Eksilenden farkı çıkararak verilmeyen çıkanı bulabilirsiniz. 13'ten 5'i çıkardığımda ne kalır? 8 kalır. O zaman ben buraya 8 yazarsam bu işlemi yapmış olurum. 13'ten 8'i çıkardığınızda da 5 kalır. Gördüğünüz gibi doğruluğunu kontrol ettiğimizde de işlemin doğru olduğunu görürüz. Sonraki işlemimize bakalım şimdi. Burada gördüğünüz gibi paydalar aynı yine 8. Pay ise burada verilmeyen eksilen olarak düşünebilirsiniz. Verilmeyen eksileni nasıl bulursunuz? Bunu da çıkan olarak düşünürseniz çıkanla farkı topladığımızda verilmeyen eksileni bulabiliriz. Yani 5, 3 daha 8 yapar. Yerine yazdık 8'i. Doğruluğunu kontrol edelim. 8'den 5 çıktı. 3 kalır. Gördüğünüz gibi işlemimiz doğrudur. Yan tarafa geçelim şimdi. Yan tarafta Burada gördüğünüz gibi verilmeyen yine bir pay var. E şimdi paydalarımız aynı 4 tamam. 3'ten 2 çıktı 1 tam kısmı da, tam sayı kısmı da tamam. Şimdi pay kısmını nasıl bulacağız? 2'den 1 çıktı 1 kalır direkt buraya 1 yazabiliriz. Buradaki işleme baktığımızda paydamız kaç? 15, 15, 15. Burada verilmeyen bir eksilen varmış gibi düşüneceksiniz bunu. Ve 8 ile 5'i topladığımızda ne olur? 13 olur. Buraya 13 yazarsak bunu da bulmuş oluruz. 13'ten 5'i çıkardığımızda 8 kalır çünkü. Alttaki işleme bakalım. Alttaki işlemde yine tam sayılar çıkarılmış. 2 4'ten 2 çıktı 2. Burada payda 10, burada payda 10. Paydamız ortak olacağına göre, değişmeyeceğine göre o zaman paydaya 10 yazabiliriz sevgili çocuklar. Pay ise 8'den 6'yı çıkaracağız. 8'den 6 çıktığı zaman da 2 kalır. Payda 2'dir. 2 tam 10'da 2 şeklinde de bu okunur. Bir mağazadaki 72 adet ürünün çeyreği defolu çıkıyor Sağlam ürünlerin de yarısı satılıyor Kaç adet ürün kalır Problem çözme aşamalarını takip edersek kolaylıkla bunu yapabiliriz 72 adet ürünün çeyreği defolu çıktığına göre önce çeyreğini bulmamız lazım 72'nin çeyreği nasıl bulunur çeyrek dediğimizde 4'e bölmek aklımıza gelecek yarım dediğinde 2'ye bölmek aklımıza gelecek Çeyreğini bulmak için 4'e bölüyorum 72'yi önce 7'nin içerisinde 4 bir kere vardır. 1 kere 4 4 yapar. 7'den 4 çıktı 3. Daha sonra 2'ye aşağı indim 32. 32 de 4 8 kere vardır. 8 kere 4 32 yapar. Buradan da 0 0. Şimdi 18 nedir? Çeyreğidir bu e, ürünün. Eee çeyreği defolu çıktığına göre onu çıkaracağız. E, sağlam ürünlerin sayısını bulacağız. Nasıl bulacağız onu? 72'den 18'i çıkaracağız. 72 yazdım. Altına 18 yazıyorum ve çıkarma işlemini gerçekleştiriyorum. 2'den 8 çıkmaz. Komşuya gittik. Bir onluk aldık. Burası 6 kaldı. Burası 12 oldu. 12'den 8 çıktığı zaman 4 kalır. 6'dan 1 çıktığı zaman 5 kalır. 54 nedir? Sağlam ürün sayısıdır bizim. 54 sağlam ürün sayısıydı. Şimdi bize neyi soruyor? Sağlam ürünlerinde yarısı satılmış. Geriye kaç adet ürün kalır diyor. Şimdi yarısı satıldığına göre o zaman bunun yarısını bulmamız lazım öncelikle. 54'ün yarısını bulacağız. 54'ün yarısını bulmak demek ne demektir? 2'ye bölmek demektir. 5'in içerisinde 2 iki kere vardır. 2 kere 2 4 yapar. 5'ten 4 çıktı 1. 4'e aşağı indim. 14. 14'te 2 7 kere vardır. 7 kere 2 14 yapar. Daha sonra da çıkarmı işlemini yapalım. 0 0. Bu 27 nedir? Sağlam ürünlerin yarısıdır. Şimdi yarısı satılmış Kaç adet ürün kalır diyor şimdi Satılan yarısı ile kalan yarısı aynı demektir Yani 54'ten 27'yi çıkarıp Kalanı bulabilirsin ya da direkt 27 yazabilirsin çünkü Yarısı dediğine göre iki tarafta da eşit miktarda var demektir ben direkt buraya hiç işlem yapmadan 27 adet yazabilirim Aysun 176 sayfalık kitabın 8'de ikisini Okumamıştır Aysun kaç sayfa kitap okumuştur Şimdi bize okumadığı kısmını vermiş. 8'de 2. Neyi soruyor? Okuduğu kısmı soruyor. Kaç sayfa kitap okumuştur diyor. 176'nın 8'de 2'sini nasıl bulurum? Önce okumadığı kısmı bulalım ki okuduğu kısmı bulabilirim daha sonra. Ya da şöyle bir şey yapabilirsiniz. Şimdi bunu bir bütünmüş gibi düşüneceksiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 şurası. Şu 8'e kadar şöyle çizelim. Bu nedir? Şöyle aralarında bölelim. 8 eş parçaya ayıralım model üzerinde gösterirsek daha kolay olur. 176 sayfalık bir kitap. 8'de ikisini okumuş. Şurasını okumuş. Şimdi okumadığı kısım neresi? Şu kısım. Kalan kısım. E şimdi 8'de ikisini okuduysa geriye kalan kısmı nedir? 8'de 6'dır. Direkt şöyle yazabiliriz. Ya da burasını 8'de 2 yazalım. Tamamı 8'de 8'dir çünkü. 8'de 8'den 8'de 2'yi çıkararak 8'de 6'yı da bulabilirsiniz isterseniz. Ama model üstünde olduğu için kolaylıkla bu şekilde yapabiliriz. Şimdi okuduğu kısmı soruyor bize. Okuduğu kısmı neresiydi? Şurasıydı. 176'yı 8'e bölüp 6 ile çarparsam okuduğu kısmı ben kolaylıkla bulabilirim. 176 bölü 8. 1'de 8 yoktur. 17'de 8 2 kere vardır. 2 kere 8 16 yapar. Daha sonra 7'den 6 çıktı. 1, 1'den 1 çıktı. 0. 6'yı aşağı indim. 16. 16'da 8 2 kere vardır. 2 kere 8 16 yapar. 0, 0. 22 nedir 22? Şunlardan her biri 22'dir. Şu parçaların her biri 22'dir. Bundan 6 tane var okuduğu kısım. O zaman 22 çarpı 6 dersem okuduğu sayfa sayısını bulabilirim. 22 ve 6 pardon şurayı 6 yapmayacağız. 2 olacak. 22 çarpı 6 diyeceğiz. Kafamız karıştı orada. 6 kere 2 12. 12'nin ikisi elde var. 1. 6 kere 2 12. 1 de elde vardı. 13. Sonuç 132. Ne kadar okumuş 132 sayfa okumuş 720 litre su doldurulabilen havuzun 6'da 4'ü dolu olduğuna göre boş kalan kısım Kaç litre su alır şimdi Bu tür problemlerde model yaparsanız işiniz daha kolay olur az önce yaptığımız gibi şimdi model yapalım şimdi 6'da 4 demiş 6 eş parçaya ayıralım önce bir bütün yapalım şöyle 1 2 3 4 5 şurası 6 oluyor bunu ne olarak düşüneceğiz 720 litre olarak düşüneceğiz. Bir bütünmüş gibi düşüneceğiz 720'yi. Ve 6 eş parça ayıracağız. Şöyle yaptığımızda 6 eş parça ayırmış oluruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunun 6'da 4'ü doluymuş. 6'da 4'ü neresi olur? Şurası olur. 1, 2, 3, 4. Bu kısmı doluymuş. Bize neyi soruyor? Boş kısmını soruyor. Boş kısmı ne kadar oldu? 6'da 2 oldu bakın. Şimdi 6'da 2'lik kısmını bulmak için 720'yi 6'ya böleceğim önce. 720 bölü 6 diyelim. 7'de 6 bir keredir. 1 kere 6, 6 yapar. 7'den 6 çıktı. 1. 2'ye aşağı indim. 12. 12'de 6 2 keredir. 2 kere 6, 12 yapar. Daha sonra 0, 0. 0 aşağı indim. 0'da 6 olmadığı için buraya bir 0 eklerim. Nedir bu 120? Şu 120 şu parçalardan her biri 120 litre demektir. Şu da 120'dir. Şu da, şu da, şu da, şu da. Bize neyi soruyor? Şu ikili kısmı soruyor. O zaman 120 ile 2'yi çarparsam ben boş kalan kısmın ne kadar olduğunu bulabilirim. Ve 120 yazıp 2 ile çarpacağım. Çarpı diyorum. 2 kere 2 4 0 görmezden geliyorum en son ekleyeceğim onu. 2 kere 1 2 yazdım sonra da 0 ekledim. 240 litrelik boş kısım vardır bu havuzda. Ayşe ödevinin önce 9'da 4'ünü sonra 9'da 2'sini yaptı. Ayşe ödevinin kaçta kaçını yapmıştır? Yine bir model çizeceğiz. Bakın modelleme yaparsanız bu tür sorularda, kesir sorularında işiniz daha kolay olur. Şuradan başlangıç noktamız olsun. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 eş parçaya ayıracağız. Bir bütünmüş gibi düşüneceğiz Ayşe'nin ödevini. Ve buradan aralarını da çizelim önce. Daha sonra ne yapacağımızı şimdi adım adım anlatacağım size. Önce ne kadarını yapmış? 9'da 4'ünü yapmış. Yani 1 2 3 4 önce bu kısmını yapmış. Gördüğünüz gibi daha sonra da 9'da ikisini yapmış Şu kısmı yapmış daha sonra da 9'da 2 Geriye Kaçta kaçını ödevinin kaçta kaçını yapmıştır diyor şimdi Ödevinin kaçta kaçı olur burası peki 9'da 1 9'da 2 9'da 3 9'da 4 9'da 5 9'da 6 olur Bunu işlem olarak nasıl yapabilirsiniz şöyle yapabilirsiniz işlem olarak da 9'da 4 Artı 9'da 2 Eşittir Payda ortaktır 9. Pay ise 4 2 daha 6 yapar. 9 da 6 bu şekilde de bulabilirsiniz. Yani hiç model yapmadan da yapabilirsiniz ama modelle kafanızda canlansın diye buraya mutlaka model çizerseniz daha iyi olur. Yusuf bir kitabın 7'de ikisini okumuştur. Kitabın okunmayan bölümü kitabın kaçta kaçtır? Şimdi, tamamı nedir bu kitabın? İsterseniz yine model yapalım kafamız net olsun. Model yapmak için şöyle şuradan başlıyorum. Ee, 7 eş parça ayıracağız değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şurası da 7 olacak. Ve bunu birleştirelim şöyle. Aralarını da çizelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 de ikisini okumuş. Neresi 7 ikisi? Şurasını okumuş. Bize ne soruyor? Kitabın okunmayan bölümü kitabın kaçta kaçıdır? Kaç? ne kadar kısmı okunmamış? 1, 2, 3, 4, 5. Bu kısmı okunmamış. Yani 7 de 5'lik kısmı okunmamıştır. Bunu işlemle nasıl yapabiliriz? Şöyle yapabiliriz işlemle. Kitabın tamamı nedir? 7'de 7'dir. Şöyle 7'de 7 yazacağız. Eksi ne kadar okumuştu? 7'de 2'lik bölümünü okumuştu. 7'de 2 yazacağız ve eşittir diyeceğiz. Paydamız ortaktır 7. 7'den 2 çıktı. 7'de 5 gördüğünüz gibi burada işlem yaparak da bulduk. Yaşadığım bölgede senenin 15'te 4'ü güneşli, 15'te 5'i karlı, geri kalanı da yağmurlu geçmiştir. Buna göre bu yılın kaçta kaçı yağmurludur? Şimdi önce neyi bulacağız burada? Artık model yapmayacağım, direkt soruyu çözeceğim. Anladınız nasıl olduğunu çünkü. 15'te 4'ü güneşli, 15'te 5'i karlıymış. Karlı ve güneşli geçen zamanı bulacağız önce. Ve 15'te 4 ile 15'te 5'i toplayacağız. 15'te 4 artı 15'te 5 diyelim eşittir paydamız ortak olacak toplama işlemlerinde çıkarma işlemlerinde payları toplayacağız. 4 5 daha 9. 15'te 9'u karlı ve güneşliymiş. 15'te 5'ten 15'te 9'u çıkaralım hemen. 15'te 5 diyelim. Pardon. 15'te 15 diyeceğiz. 15'te 15'ten 15'te 9'u çıkaracağız. eşittir paydamız ortak olacak 15 olarak. Payımız ise 15'ten 9'u çıkaracağız. 15'ten 9'u çıkardığımızda 6 kalır. 15'te 6'lık kısmı da nedir? Yağmurlu geçmiştir o bölgenin. 15'te 6'lık kısmı yağmurludur diyeceğiz. 72 liranın 9'da 4'ü ile elma, 9'da 2'si ile kivi satın aldım. Geriye kaç lira param kaldı? Şimdi 9'da 4 ve 9'da 2'sini harcamış, elma ve kivi satın almış. Önce ne kadarını harcamış onu bulalım burada işlem üzerinde. 9'da 4 ve 9'da 2'yi toplayacağız harcadığı parayı bulmak için. Daha doğrusu oransal olarak kesir olarak bulmak için. 9'da 4 artı 9'da 2 eşittir. 9 ortak paydamız. E, pay ise 4 2 daha 6 yapar. 9'da 6'sını harcamış 72 liranın. E, kaç lira param kaldı diyor. Şimdi 9'da 6'sını harcadığına göre tamamı ne kadardı? 9'da 9'dur. 9'da 9'dan 9'da 6'yı çıkaralım. 9'da 9 eksi 9'da 6 eşittir. 9'da 3. Bu nedir? Kalan parasıdır. 72 liranın 9'da 3'ünü bulmamız lazım. 72 liranın 9'da 3'ünü bulurken de 72'yi önce 9'a böleceğim. Daha sonra 3 ile çarpacağım. 7'de 2 yok, 9 yoktur. 72'de 9 8 kere vardır. 8 kere 9 72 yapar. 0 0. Daha sonra 3 ile bunu çarpmam gerekecek. 8 çarpı 3 dediğimde de 24 lira parası kalmıştır. İsterseniz bunu model üzerinde gösterelim. Daha net anlaşılsın. Şimdi 9 şöyle eş parçaya edeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şöyle 9. Burayı birleştirelim. Ve bunu aralarında bölerek eş parçalara ayıralım. Burası ne olarak kabul edeceğiz? 72 lira olarak kabul edeceğiz. Bir bütünmüş gibi düşüneceğiz 72 lirayı. Ve bunun önce 9'da 4'ünü ne için harcamış? Elma için harcamış. 1, 2, 3, 4. Burası elma. Daha sonra 9 ile ikisini 1, 2, kiwi için harcamış. Burası da şöyle E yazalım buraya. Buraya da K yazalım. Elma ve kiwi için harcamış. Kalan kısım neresi? Bu kalan kısımda 3 iste. İşte. Yani paranın kalan kısmı 3 parça oluyor. 9 ile 3'lük kısmı oluyor. Ve 72'yi 9'a bölüp 3 ile çarptığımızda da buranın tamamını bulmuş oluyoruz. Model üstünde de göstermiş olayım. 925 liralık bir elektrikli fırına fiyatının 5'te 1'i kadar zam yapılmıştır. Elektrikli fırının yeni fiyatı kaç lira olur? Çok güzel bir soru. Şimdi zam yapılmıştır diyor. Dikkat edeceksin. Zam yapıldı demek ne demektir? Fiyatın artması demektir. Ama ne kadar zam yapılmış? 5'te 1. Yani 925'in 5'te 1'i. 925'in 5'te 1'ini nasıl bulacaksın? 925'i 5'e böleceksin. 1 ile çarpacaksın. 1 ile çarpacağımızda sonuç değişmeyeceği için çarpmaya gerek yok. 9'un içerisinde 5 bir kere vardır. 1 kere 5, 5 yapar. 9'dan 5 çıktı. 4. 2 aşağı indim 42. 42'nin içerisinde 5 8 kere vardır. 8 kere 5 40 yapar. Daha sonra 2'den 0 çıktı. 2 burası 0. 5'ye aşağı indim 25. 25'te 5 5 kere vardır. 5 kere 5 25 yapar. 0 0. Şimdi 185 lira ne kadarmış? Zammış. 185 liralık zam yapılmış bu fırına. O zaman 925'e 185'i eklersem yeni fiyatını bulabilirim, değil mi sevgili çocuklar? 900 25 yazacağım önce ve üzerine 185 lirayı ekleyeceğim. 185 toplarsak 5 5 daha 10. 2 8 daha 10. Bir de elde vardı 11. 11'in bir elde var 1. 9 1 daha 10. Bir de elde vardı 11. Yeni fiyatımız ne olur? 1110 TL olur fırının yeni fiyatı. 240 sayfalık bir kitabın birinci gün 8'de ikisini, ikinci gün 8'de üçünü okudum. Geriye okumam için kaç sayfam kaldı? Şimdi yine burada bir model çizelim. daha kolay olur model üzerinden anlamanız. Onun için modelle yaparsak daha iyi olur. Şimdi bu başlangıç noktası olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi 8 eş parçaya ayıracağız. Kaçı? 240'ı. Şimdi bunu bir 240 240'mış gibi düşüneceğiz. Şöyle altına da 240 Sayfa yazalım Ve bunu şöyle aralardan bölelim 8 eş parça olduğu anlaşılsın Önce ne kadar okumuş 8'de ikisini 1 2 burayı okumuş Daha sonra 8'de üçünü, 1 2 3 burayı da okumuş Geriye ne kadar kalmış 8'de 3'lük bir kısım kalmış Ve bunu Kaç sayfa olduğunu bulmamız istenmiş İşlemle bunu yapacak olursak okuduğu kısımları bulalım önce 8'de 2 Artı 8'de 3 Eşittir 8'i paydaya yazıyorum 2 3 daha 5 8'de 5'lik kısmını okumuş Kalan kısmı bulmak için de 8'de 8'den 8'de 5'i çıkarıyorum Payda aynen yazılır 8 5, 8'den 5 çıktı 3 kalır 8'de 3 kalan kısmı gördüğünüz gibi model üstünde de görüyorsunuz Zaten Onu peki nasıl bulacağım 240'mış gibi düşünüyorduk bunu bir bütünmüş gibi düşünüyorduk 240'ı 240'ı 8'e bölüp 3 ile çarpacağım neden Çünkü 3 parça var burada Bölecek olursak 2'de 8 yoktur. 24'te 8 3 kere vardır. 3 kere 8 24 yapar. 4'ten 4 çıktı 0. 2'den 2 çıktı 0. 0 aşağı indim içinde 8 olmadığı için buraya ekledim. 30 oldu. Şu parçalardan her biri neymiş? 30'muş. Kaç tane var bu parçadan? 3 tane var. Gördüğünüz gibi o zaman 30'la ile 3'ü çarparsam ben sonuca ulaşmış olurum. 30 çarpı 3 diyeceğim. Eşittir. 3 kere 3 9. Daha sonra da sıfırı yanına ekledim. Ne kalmış geriye okuması gereken 90 sayfalık bir bölüm kalmış sevgili çocuklar.